Evet, öncelikle kampın değerlendirmesini rica ediyorum. Ardından sorularla devam edeceğiz. Continue with the questions. Yes, it's nice here. We are all together. We train good, hard, two times per day. It's good that when we are all together for a few days because we don't have a lot of time. Also, the weather here is better, and yes, we keep working. Evet, burada bulunmak bizler açısından gerçekten keyifli. Takım arkadaşlarımla beraber burada herkes beraberiz. İdmanlar gerçekleştiriyoruz. Ve iyi bir şekilde, sıkı bir şekilde bu idmanlar devam ediyor. Bu kısa süre zarfında hava da güzel aynı şekilde. Burada sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Pelkas'ın kendi sezon öncesi hazırlıklarında birçoklarına göre takımın yıldızıydı. En önemli oyuncusuydu ama sonrasında gelen talihsiz sakatlıkla ilk devrede herhalde o da istediği performansı gösteremedi. Bu kısım, bu ara ona nasıl gelecek? Acaba ikinci bu dönem öncesi bir sürpriz bekliyor muyuz? Tekrar o bir önceki sezonda gördüğümüz Pelkas geri gelecek mi? So, at the beginning of the season you are becoming as a star, you are showing a very good performance, and but after your unlucky injury you couldn't show your remarkable performance. So in this break, do we able to see again your performance like you did in the last time? Look, the football is like this. Every day is different day. Yeah, some things that happen you didn't expect to happen. So sometimes it's up and down. It's like the life, the real life. The most important is to have a balance to all of this. When things are going good, to keep your legs in the earth, on the earth, and when the things don't go well, you have also to don't be disappointed and to continue your work, because when you have the mentality, the strong mentality and the work that you believe that it gives you the success, you can go out of a lot of difficult situations. So it's when we talk about me, yes, I have this injury, but I don't want to. I'm not a guy that I have excuses. I have to work. I have to come back again because I love what I do. I love the football, and it's all my life. So I have to continue. I have to be strong, and I have to make everything to help my team first of all. Because the team it's that gives you everything, and yes, if I help the team and I make everything for the team, I think I can come back. Evet, futbol gerçekten böyle bir şey. Her gün farklı olaylar, farklı durumlar olabiliyor. Ummadık şeylere rastlayabiliyorsunuz. İnişli çıkışlı aynı şekilde olabiliyor. Tıpkı hayat gibi, hayatta da bu tip şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ama burada önemli olan şey dengede kalabilmek, dengeli olabilmek bu gibi durumlarda. İyi giderken, iyi performans gösterirken ayaklarınız havadadır. Kendinizi çok iyi hissedersiniz. Ama işler iyi gitmediğinde hayal kırıklıkları yaşarsınız. Ama her ne olursa olsun çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Güçlü bir şekilde, güçlü bir mantaliteyle bunu sürdürmeniz gerekiyor. Çünkü başarıya giden yol bunlardan geçiyor bana göre. Tabii ki de zor durumlar olabiliyor futbol içerisinde. Söylemiş olduğunuz gibi sakatlık da bunlardan bir tanesiydi. Ama ben bunu hiçbir şekilde mazeret olarak gösteremem. Çalışmaya devam etmem gerekiyor. İyi performansımı gösterebilmek adına geri dönmem gerekiyor. Bunun farkındayım. Çünkü ben futbolu çok seviyorum. Benim futbol hayatım ve aynı şekilde güçlü bir şekilde devam etmem gerekiyor. Takıma yardım etmem gerekiyor. Çünkü takım bana her türlü destek oluyor. Bana her şeyi veriyor. Ben de aynı şekilde takımım için, arkadaşlarım için elimden geleni, elimin en iyisini yapmak istiyorum. Sakatlıkla ilgili şunu sormak istiyorum kendisine. Hem İsmail Kartal hem Vitor Pereira sakatlığında atlatıp eski performansı için süre alması gerektiğini söylemiş. Daha fazla süre alması gerektiğini söylemişlerdi. Kendisi aldığı süreyi yeterli buluyor mu? After the injury period, either İsmail Kartal or Vitor Pereira, both of them said that you need to take a time to reach your performance. And do you think that this time that you have taken before is enough for you? Look, it don't have to make this question because it's for a guy it's enough, for another guy it's not enough. So it's not about this discussion now. It's about
to have one football player, everyone of us wants to play, everyone wants to give everything on the pitch. Sometimes I told you before, sometimes you have good performance, sometimes not. It depends of a lot of things you have to do with if you play good or not. So, like I said before, I have to work, I have to show to my coach first that I'm available, that I'm ready to help the team. And after, if also the God wants, I give what the team needs to take from me. Bu soruya aslında şöyle yanıt verebilirim. Bu süre bazıları için yeterli, bazıları için de yeterli olmayabilir. Açıkçası bu tartışmanın içerisine girmek istemiyorum. Herkes ister oynamayı. Herkes sahada iyi bir performans ortaya koymak ister. Bazen iyi performans ortaya koyarsınız, bazen ise kötü performans ortaya koyarsınız. Bunun içerisindeki etkenler çok fazla. İyi oynayabilmeniz için içerisinde bulunan etkenler çok fazla. Söylemiş olduğum gibi biraz önce ben çalışmaya devam edeceğim. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. Çünkü hala takıma yardımcı olabileceğimi gayet iyi biliyorum. Takıma yararlı olabileceğimi biliyorum. Sonrasında da Tanrı isterse eğer takımın ihtiyaçlarını karşılamak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla da takım içinde oldukça olumlu bir hava var. İsmail Hoca geldikten sonra neler değişti? Neler söyler? So we observed from the outside that after Ismail Kartal came here, there's a very good positive impact and there's a positive atmosphere here. What can you say about this? Yes, we are a good group. Everyone here is good guys. Also, we don't work so much time with the new coach, but she's looking also very nice guy, kind and fair guy. So, yes, we are here, the football players, to work. We are here to focus for the next games, to put the team where deserve to be, because it does deserve to be in that position in the league. We have our targets, and we have to succeed with this. And so, yes, we have to work all together to be united and as a family to move forward. Evet, iyi bir gruba sahip olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Buradaki herkes gerçekten iyi niyetli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni hocamızla beraber çok uzun zamandır çalışma imkanı bulamadık. Yeni geldi söylediğiniz gibi. Ama kendisi gerçekten hoş, nazik ve adil bir insan. Bunu görebiliyorum rahatlıkla. Bizler futbolcular olarak tabii ki de çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor. Ta ki bir sonraki maça kadar ve sonraki maçlara kadar hak edilen yere gelebilmek adına, takımı hak ettiği yere, noktaya taşımak adına elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Çünkü hedeflerimiz var ve başarılı olmak istiyorsak bunu beraber yapabiliriz. Ve hep birlikte çalışarak, aile olarak, birlik olarak ileriye gitmek istiyoruz. Fenerbahçe ligde belki biraz geride kaldı ama Türkiye Kupası hedefi devam ediyor. Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor. Ama açıkçası taraftarın üzerinde bir ölü toprağından bahsedebiliriz. Kadıköy'deki atmosfer bize bunu gösteriyor. Kendisi bu konuyla ilgili, hedeflerle ilgili, o hedeflere ulaşmakla ilgili taraftara ne söylemek ister? Karakterini de çok iyi biliyoruz. Çok hırslı bir oyuncu. Kendisi için burada bir kupa kazanmak, belki bu sezonu bir kupayla tamamlamak ne ifade eder? So even if that we are not in a good position in the Turkish division, we also have chances to win the Conference League and the Turkish Cup. When we looked at the stadium, when we saw the mood of the supporters, we are seeing that it's like a season is finished for them. So you also have the targets. What would you like to say about these targets? And we also know your personality, that you are a very ambitious person, and the finishing the season with the one trophy or two cup, what does it make you feel? Look, I will start with this that you said about the fans. The fans, it's normal to be unhappy, to want more from us. Like I said before, we bring the team in that position that the fans are being unhappy. So we have to change this. We have to give a hope to our fans, because we want them to support us. They are really strong when they are near to us, and they are give us power. And of course, we have targets. The league are not finished. We have 15 games more. The cup, it's one of the targets that we play in with Kayseri in Tuesday, February.
after the Başakşehir game. It's our target, Conference League after. But we have to look game by game. When comes the next game, we have to be focused on that game. When come the cup game, the same. When the Conference League, the same. Game by game. It's not good to say from now what happened in May. It's far. We have to check every game different, because every game is different, every game have different aspects. So I believe that this is the correct way to look every game by game. Öncelikle taraftarla başlayayım. Onların şu anda mutsuz hissetmeleri gayet normal. Söylemiş olduğum gibi daha önce takımı hak ettiği noktaya getirdikçe onları daha çok mutlu edebiliriz. Onlara umut verebiliriz göstereceğimiz olumlu performansla beraber. Çünkü biz onların güçlerini her zaman hissettik ve onlar bizim yanımızda olduklarında biz gerçekten çok güçlüyüz. Bize çok büyük bir motivasyon ve güç katıyorlar. Elbette ki hedeflerimiz hala devam ediyor. Lig de aynı şekilde bitmedi. Hala 15 maç var oynanacak. Aynı şekilde kupa da hedefimiz devam ediyor. Kupa hedefimiz var. Kayseri ile oynayacağımız Başakşehir maçından sonra keza yine Konferans Ligi'nde oynayacağımız maçlar var. Dolayısıyla bunlar bizim hedeflerimiz. Ama bizler maç maç bakmak durumundayız. Her maçı geldiğinde değerlendirmeli. Ona göre odaklanarak maça çıkmalıyız. Dolayısıyla şimdiden bir şey söylemek bence doğru bir şey değil. Çünkü her maçın havası, her maçın hikayesi farklı. İnanıyorum ki bana göre en iyi yol maç maç bakarak, maç maç odaklanarak devam etmek olacaktır. Yoksa başka soru, teşekkür ediyoruz. If there is no question more, thank you. Thank you guys, thank you. Teşekkürler.